Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Melike. Yurtta kalan öğrenci arkadaşlarım, bugün sizler için yapım oldukça basit, minimum ekipman gerektiren, ocak ve fırına ihtiyaç duymadan hazırlanabilecek kolay tatlı tarifleri paylaşacağım. İsterseniz hemen başlayalım. Birinci tarifimiz hurma topları. Bunun için hurmalarımızın üzerine sıcak su ekliyoruz. Ardından bir 10-15 dakika hurmaların yumuşamasını bekleyelim. Kırılmış fındıklarımızın birazını süslemek için ayırıyoruz. Siz tabii ki yurtta kaldığınız için bir poşetin içerisine fındık veya cevizi koyup bardak yardımıyla kırabilirsiniz. Geride kalan fındıkları hurmaların üzerine ekliyoruz. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar da kakaomuzu ekliyorum. Malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Ben burada elimi kullandım ama siz elinizi batırmak istemezseniz de kaşıkla bunu kolayca yapabilirsiniz. Hazırladığımız harca top şeklini veriyoruz burada da. Elime yapışmaması için de arada bir elime su sürdüm. Hızlı bir şekilde bütün harcı aynı işlemi uyguluyoruz. Zevkinize göre topların üzerine fındık, ceviz, kakao ile süsleyebilirsiniz. Bizim hurmalarımız çok şekerli olduğu için ekstradan bal veya şeker eklemedik. Bu tarifle çikolata isteğinin de önüne geçebilirsiniz. Gerçekten güzel ve hazırlaması kolay bir tarif. Diğer bir tarifimiz olan kedi dilli pudinge geçelim. Marketten hazır olarak almış olduğumuz kedi dillerini kahvemizin içine batırıyoruz. Kahvenin içerisinde granül kahve, su ve şeker var. Siz Nescafe'de kullanabilirsiniz. Kedi dillerini kahveyle ıslattıktan sonra kuplara alıyoruz. Zevkimize göre meyve ekleyelim. Üzerine Dr. Oetker'in pudinglerini ekliyorum. Biz çikolatalı puding tercih ettik ama zevkinize göre meyveli pudinglerden de ekleyebilirsiniz. Yine size kalmış bir durum. Üzerine bir kat daha kedi dili ve puding olacak şekilde ekleme yapıyoruz. Üçüncü tarifimiz olan muzlu rulonun yapılışına başlayalım hemen. Bunun için lavaşımızı alıyoruz. Üzerine bir tepeleme tatlı kaşığı fıstık ezmesi sürüyorum. Bir sıra şeklinde muzlarımızı yerleştiriyoruz. Biz burada yapıştırıcı özelliğinden dolayı birazcık bal ekliyoruz rulo şeklini vermek için. Bu tarif birazcık şekerli oldu. Şekeri az seviyorsanız eğer eklememenizi tavsiye ederim. Lavaşımızı küçük parçalara bölüyoruz. Tarifimiz hazır. Bal ve çikolatayla da süsleyip servis edebilirsiniz.
Dördüncü ve son tarifimize geçelim. Burada da yulaf ezmesi veya müsliği kullanabilirsiniz. Bir kabın içerisine müsliği alıyoruz. Üzerine bir su bardağı süt ekleyelim. Zevkimize göre meyve koyuyoruz. Tarifler işte bu kadar basitti. Buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.